İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için. Gözün organelleri ve gözdeki teknoloji. Canlıların bilinçli bir yaratılış olmadan, tesadüfler ve doğal etkenlerle ortaya çıktıkları gibi akıl dışı bir iddiayı savunan evrim teorisi, canlı bedenlerindeki üstün tasarımlar karşısında çaresiz kalmıştır. Söz konusu tasarım örneklerinin en önemlilerinden biri gözlerdir. Darwinizm bilindiği gibi canlılardaki yapıların ilkelden gelişmişe doğru yavaş yavaş ve kademeli bir biçimde evrimleştiğini iddia eder. Bu iddiaya göre gözün evrim sürecinin bir aşamasında tesadüfen ortaya çıkmış olması gerekir. Oysa Darwin bile henüz kendi döneminde yakın arkadaşı Asa Gray'e yazdığı bir mektupta "Gözleri düşünmek beni bu teoriden soğuttu" ifadesini kullanmıştır. Peki gözleri düşünmek neden Darwin'i teorisinden soğutmuştur? Darwin'in çaresizliğini anlamak için gözün yapısına kısaca bir göz atmak yeterlidir. İnsan gözü 40 kadar temel kompleks parçanın yerli yerinde bulunması ve uyum içinde çalışması sayesinde işlev görür. Gözü dış etkilerden koruyan göz kapakları, bakteri öldürücü göz sıvısı, gözü nemlendiren ve yağlayan özel salgı bezleri, göze girecek ışık miktarını ayarlayan iris, ışığın kırılarak görme sinirine odaklanmasını sağlayan mercek, merceğin odaklama ayarını yapan küçük kaslar ve ışığı yorumlayan retina tabakası. Bunlar 40 ana parçanın sadece birkaçıdır. Bu parçaların her biri göz için hayati olan bir takım fonksiyonları yerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin göz kapaklarının iç kısmında bulunan konjonktiva adlı katmanın damarları uykuda oksijen alamayan gözün dış tabakasını besler. Göz kapakları da bu katmanları belli bir nemlilik oranında tutar. Gerektiği zaman göz yuvasının üstünü tamamen ise sıkıca örtebilen göz kapağının derisi vücudun diğer kısımlarına göre çok daha incedir. Eğer göz kapağının derisi kalın bir yapıya sahip olsaydı, gözlerin açılıp kapanması oldukça zor bir işlem olurdu. Oysa herkes gün içinde hiç farkında olmadan binlerce kez gözlerini kırpar. Bu hareket istem dışı olarak yapılır ve bu sayede gözler yoğun ışık temasından ve yabancı maddelerden korunur. Peki söz konusu temizlenme işlemi otomatik olarak yapılmasaydı ne olurdu? Böyle bir durumda insan göz kırpmayı yalnızca gözünün içinde rahatsız edici miktarda toz ve kir biriktiğinde hatırlardı. Bu da gözün sık sık mikrop kapmasına neden olurdu. Gözler tamamen temizlenemediğinden puslu, bulanık bir görüntü meydana gelirdi. Göz kırpmak büyük bir külfet olur, insan gün boyunca sürekli göz kırpmayı aklında tutmak zorunda kalırdı. Oysa sağlıklı bir gözle bu aksamaların hiçbiri meydana gelmez. Göz kapaklarından sonra gözün korunması ve temizlenmesi için gereken ikinci sistemse gözyaşı bezleridir. Çoğu insanın yalnızca tuzlu bir sıvı zannettiği gözyaşı aslında sahip olduğu farklı görevlerdeki farklı karışımlarla son derece özel bir sıvıdır. Gözyaşının ilk görevi gözü mikroplara karşı korumaktır. İçinde bulunan ve lizozom ismi verilen bir enzim pek çok bakteri türünü parçalayabilme ve mikrop öldürme özelliğine sahiptir. Lizozom sayesinde göz enfeksiyonlardan korunur. Bu madde, binaları mikroplardan temizlemek için kullanılan kuvvetli bir dezenfektan olan fenik asitten bile daha etkilidir. Bu kadar güçlü olduğu halde göze hiçbir zarar vermemesi ise büyük bir mucizedir. Binaların dezenfekte edilmesinde kullanılandan daha güçlü bir dezenfektan
nasıl olur da göz gibi hassas bir organa hiç zarar vermez? Cevap açıktır. İçinde son derece güçlü bir dezenfektan bulunan gözyaşı, gözün kimyasal yapısına en uygun şekilde yaratılmıştır. Yaratılışın her noktasında mevcut olan muhteşem uyum, göz ve gözyaşı arasında da görülmektedir. Gözyaşının üretimi de son derece hassas bir ölçüyle yapılır. Gözyaşı, sadece korneayı kurumaktan kurtaracak ve göz küresinin yüzeyinin kayganlığını kaybettirmeyecek miktarda üretilir. Böylece göz hareket ettiğinde göz kapağının iç kısmıyla gözün üstü arasında sürtünmeden kaynaklanan bir rahatsızlık meydana gelmez. Unutmamak gerekir ki gözyaşı yeterli miktarda üretilmeseydi gözle göz kapağı arasında bir sürtünme oluşur, gözün her hareketi insan için bir eziyet haline gelirdi. Gözyaşı bezlerinin ne eksik ne fazla, yalnızca şartların gerektirdiği ideal miktarlarda sıvı salgılamasını sağlayan bu kontrol mekanizması bile tek başına evrimi çürütmeye yetecek bir delildir. Böyle bir mekanizmanın varlığı ancak bilinçli bir yaratılışla, özel bir tasarımla mümkün olabilir. Göz kaslarına gelince, bunlar vücudun en çok çalışan kaslarındandır. Bu kaslar sayesinde göz günde yaklaşık 100 bin kere hareket eder. Göz kasları bu kadar ağır ve sürekli bir iş yapmalarına rağmen hiç kimse bundan dolayı yorgunluk duymaz. Yaşlı kimselerde bile bu kaslar genç bir insandaki gibi işlevlerini görür. Değil bu kasların yorgunluğunu hissetmek, insanların çoğunun bu kasların varlığından dahi haberi yoktur. En dışında göz akı denen sert, çok dayanıklı ve süt gibi donuk beyaz renkli bir katman bulunur. Göz akı, gözü çepeçevre kuşatır ve göz içindeki dokuların korunmasını sağlar. Göz üzerindeki sert ve dayanıklı beyaz doku, gözün önündeki çıkıntılı bölüme gelince yapı değiştirir. İşte bu çıkıntılı bölüm ışığı geçiren saydam bir tabaka olan korneadır. Birbirlerinin devamı oldukları halde göz akı ve korneanın yapıları tamamen farklıdır ve kesin bir sınırla ayrılır. Peki bu ayrımın önemi nedir? Birincisi, eğer korneayı oluşturan ince doku gözün bütününü kaplasaydı, göz dış etkilere karşı son derece savunmasız ve güçsüz kalacak, sonuç körlük olacaktı. İkincisi ise, eğer göz akını oluşturan sert ve mat doku gözün önündeki saydam tabaka üzerinde devam etseydi, bu sefer de ışık merceğe ulaşamayacak ve görüntü oluşamayacaktı. Nasıl olmuş da aynı tabakada bulunan ve birbirlerinin devamı olan iki farklı doku kesin bir sınırla ayrılmışlardır? Bu sınırı kim çizmiştir? Kuşkusuz bu noktada karşımıza çıkan gözün yapısındaki açık tasarım Allah'ın yaratmasındaki ince sanattır. Korneanın üstün tasarımı çok daha detaylıdır. Örneğin nesneleri net görebilmemiz için korneanın her zaman saydam ve çok duyarlı olması gerekir. Çünkü kornea saydamlığını yitirdiği anda göze yeterince ışık giremediği için görüntü bulanıklaşır. Korneanın bu derece saydam olmasının sebebi kendini oluşturan liflerin özel bir düzen içinde sıralanmalarıdır. Bu sıralanmaya yapılacak herhangi bir müdahale korneanın kararmasına ve görüntünün bulanıklaşmasına neden olur. Nasıl olur da canlı bir et parçası tıpkı bir cam kadar şeffaf olabilir? Bu saydamlığı nasıl kazanmıştır? Oysa son derece ince ve narin olan bu canlı zarı oluşturan hücrelerde, sert kemikleri oluşturan hücrelerde tek bir hücrenin bölünmesi ve çoğalması sonucunda var olmuşlardır. Hangi güç aynı hücrenin bölünmesi sonucunda bir yanda taş gibi sert olan kemikleri, bir yanda da cam kadar şeffaf olan korneayı meydana getirmiştir? Kuşkusuz bu üstün yaratışın sahibi, gözü tüm organelleriyle birlikte meydana getiren ve aynı zamanda insan vücudundaki milyarlarca hücrenin her birinin yaratıcısı olan Allah'tır. Gözün bir başka parçası ise retinadır.
retina, kornea ve mercekten kırılarak geçen ışınların ulaştığı, diğer bir deyişle görüntünün oluştuğu bölgedir. Buraya ulaşan görüntü elektrik sinyallerine çevrilerek beyne gönderilir. Kamera için film ne demekse göz içinde retina aynı anlamı taşır. Tıpkı filmin objektifin arkasında bulunması gibi retina da gözün arkasında bulunur ve odaklanan nesnenin görüntüsü buraya düşer. Fotoğraf makinelerinde bir imajın görüntüsü kaydedildikten sonra film bir sonraki kareye geçer ve bir daha kullanılamaz. Buna karşın üzerine her an farklı bir görüntü düşen retina değiştirilmez, kendi kendini yeniler. İnsanın yaşamı boyunca oluşan, sayılamayacak kadar farklı imajı, eskimeden ve bozulmadan görüntüler ve retina bir ömür boyu kullanır. Retinanın arka tarafında ışığı algılayan çubuk ve koni hücreleri bulunur. Karanlıkta yıldızlara bakarken ya da karanlık bir sinemada koltuk bulmaya çalışırken gözümüzün retinasındaki çubuk hücrelerinin sağladıkları görüntü sayesinde hareket ederiz. Ancak bir koni veya çubuk hücresi tek başına hiçbir işe yaramaz. Hatta bu hücrelerin binlercesinin bir arada bulunması bile hiçbir şey ifade etmez. Bu hücrelerin muhteşem bir planlama sonucunda retina üzerine özel olarak yerleştirilmeleri, kendilerini beyne bağlayacak sinir yollarına, üzerlerine ışığı düşürecek mercek, kornea gibi sistemlere, kendilerini besleyecek bir kılcal damar ağına sahip olmaları gerekir. Bütün bunların yanında, eğer gönderdikleri sinyalleri çözecek bir beyin olmasa, varlıklarının hiçbir anlamı olmaz. Retinadaki milyonlarca koni ve çubuk hücresinin gözün diğer organelleri ve beyinle birlikte yaratıldıkları ve bu hücrelerin varlıklarının başka bir açıklaması olamayacağı ortadadır. Işığı elektrik enerjisine çevirebilme yeteneğine sahip tek bir hücrenin olması bile büyük bir mucizeyken bu hücreden milyonlarcasının bir düzen içinde bulunmaları ve ortak bir amaca hizmet etmeleri mucizenin ötesinde bir anlam taşır. İşte bu kusursuzluk yüzünden evrim teorisi gözün oluşumunu hiçbir zaman açıklayamamıştır. Sadece bu örneklerde bile görüldüğü gibi gözü oluşturan parçalar her yönleriyle kusursuzdurlar. En ince detaylarıyla birlikte Allah tarafından özel olarak yaratılmışlardır ve ilk ortaya çıktıkları andan itibaren bu özelliklere sahiptirler. Önemli olan gözün tüm parçalarının doğru yerde, doğru büyüklükte, doğru işlevde olmasıdır. Eğer bu parçaların biri bile olmasa ya da işlev göremese insan kör olur. Gözün bu özelliği bilimsel literatürde indirgenemez komplekslik denilen bir özelliktir. Yani göz daha basite indirgenemez, daha ilkel hale getirilemez. Tek bir parçacığın ya da bağlantının eksikliği bile görüntünün bozulmasıyla ya da körlükle sonuçlanır. Bu kadar karmaşık bir yapının evrim teorisinin iddia ettiği şekilde oluşmasıysa kesinlikle imkansızdır. Öncelikle gözü oluşturan parçaların sahip oldukları inanılmaz hassas yapı asla evrimin iddia ettiği gibi rastlantılarla meydana gelemez. Geldikleri varsayılsa, örneğin bir an için göz merceğinin tesadüfen oluştuğu farz edilse bile göz ancak eksiksiz olduğunda işlev gördüğü için bu parça tek başına hiçbir işe yaramaz. Kademe kademe gözün oluşamayacağından söz ettik. Şimdi de klasik tesadüf açıklaması üzerinde duracağız. Nasıl olur da daha önce gözü olmayan bir canlıda tesadüfen bir göz oluşabilir? Önce tesadüfen kafatasının içinde göze uygun iki boşluk oluşacak, sonra yine tesadüfen bu boşlukların içinde içi ışığı geçiren bir sıvıyla dolu iki küre oluşacak, daha sonra bu sıvıların ön tarafında yine tesadüfen ışığın kırılmasını sağlayan ve ışığı gözün arka duvarında odaklayan iki mercek oluşacak. Sonra yine durup dururken gözün etrafa bakabilmesi için göz kasları oluşacak. Tesadüfen gözün arka duvarında ışığı algılayabilecek retina tabakası oluşacak, sonra yine tesadüfen gözü beyne bağlayacak sinirler kendi kendilerine var olacaklar. Daha sonra yine tesadüfler sonucu gözün kurumamasını sağlayacak gözyaşı bezleri oluşacak. Yine tesadüfen gözü toz ve benzeri yabancı maddelerden koruyacak iki göz kapağı ve kirpikler oluşacak. Şüphesiz bunların tek bir tanesi bile tesadüflerle oluşamaz. Üstelik sayılan katman ve organellerin hepsinin canlıda aynı anda çalışır durumda var olmaları gerekir çünkü göz ancak bir bütün halinde çalışabilecek bir organdır.
Ayrıca evrimcilerin evrimi dayandırdıkları mekanizmalardan biri olan doğal seleksiyona göre bir organ ancak bir fonksiyona sahipse, yani çalışır durumdaysa, bir sonraki nesle aktarılır, aksi halde vücut içinde çalışmayan organlar körelirler. Buna göre eğer gözün herhangi bir parçası tesadüfen oluşmuş olsa bile, ki bu pratikte imkansızdır, bu parça tek başına bir işe yaramayacağı için evrimin mantığına göre körelmiş olacaktı. Bu gerçeği Darwin de şöyle itiraf etmiştir. Gözün doğal seleksiyonla oluştuğunu varsaymak, itiraf ediyorum ki son derece gülünçtür. Yani gözün görebilmesi için bütün parçalarının tam olarak yerli yerinde ve çalışır durumda olmaları gerekir. Bununsa ancak tek bir izahı vardır. O organ Allah tarafından yaratılmıştır. Buraya kadar kısaca gözün yapısını ve bu yapının evrim teorisini neden geçersiz kıldığını özetledik. Şimdi biraz da gözün yeteneklerinden bahsedelim. Günümüzde tıp teknolojisinin gelişmesiyle birlikte insan gözünün ne kadar büyük bir mucize olduğu daha iyi anlaşıldı. Mühendisler ve bilim adamları göz hakkında tüm bilinenleri teknolojiye uyarladı. Araştırmacılar bugün bildiğimiz kamera, fotoğraf makinesi gibi pek çok teknik aleti gözün mükemmel yapısını örnek alarak geliştirmeye çalışmaktadır. Gözün işleyişindeki detaylar daha iyi anlaşıldıkça her geçen gün eskisinden çok daha gelişmiş kameralar, fotoğraf makineleri ve sayısız optik sistem üretilmektedir. Fakat bütün bu teknolojik ilerlemelere rağmen bilgisayar destekli kameralarda dahil olmak üzere bugün hiçbir alet göze rakip olabilmiş, hatta böyle bir şeyin yanına yaklaşabilmiş değildir. Gözün sahip olduğu mucizevi çalışma sistemini daha iyi anlamak için göz taklit edilerek üretilmiş cihazlardan birini, örneğin fotoğraf makinesini ele alabiliriz. Bu makine en son ve en üstün teknolojiye sahip bir makine olsun. Şimdi gözün en ileri teknolojik buluşlardan bile çok daha üstün bir yapı ve işleve sahip olduğunu görmek için bu aletin bazı özellikleriyle gözü karşılaştıralım. Bilindiği gibi fotoğraf çekilirken yapılacak ilk işlem netlik ayarıdır. Görme işleminde de etrafımızdaki görüntülerin duyarlı tabaka üzerine net olarak düşmesi için göz merceğinin görmek istediğimiz nesnenin uzaklığına göre kendini ayarlaması gerekir. Fotoğraf makinelerinde bu işlem elle, gelişmiş kameralarda ise otomatik olarak yapılır. Daha özel amaçlarda kullanılan mikroskop ve teleskoplarda da netlik ayarı yapılır. Kısacası her durumda bu işlem belli bir zaman alır. Oysa insan gözü bu ayarı hem her an hem çok kısa bir süre içinde hem de kendi kendine yapar. Üstelik kullanılan yöntem taklit edilemeyecek kadar üstündür. Göz içinde bulunan göz merceği, çevresinde bulunan kaslar sayesinde görüntüyü retina üzerine kesintisiz olarak düşürür. Yapısı son derece esnek olan ve kolay biçim değiştiren bu mercek, gerektiğinde kalınlaşarak, gerektiğinde incelerek ışığın düştüğü noktayı sabit tutar. Peki gözün böyle bir yeteneği olmasaydı ne olacaktı? Eğer gözde bu ayar kendiliğinden yapılmasaydı, örneğin baktığımız noktaya bir düğme yardımıyla odaklama yapmak zorunda kalsaydık, görmek için sürekli özel bir gayret sarf etmemiz gerekecekti. Görüntü bir netleşip bir bulanıklaşacaktı. Bir nesneye baktığımızda onu görebilmek son derece zaman alacak, hayatımız büyük ölçüde yavaşlayacaktı. Oysa biz karşımızda belli bir uzaklıkta duran nesneyi net olarak görmek istediğimizde aradaki mesafeyi, merceğin odaklama ayarını ve bunlarla ilgili birçok optik hesaplamaları yapmakla hiç uğraşmayız. Nesneyi net görebilmek için yalnızca ona bakmamız yeterlidir. Geri kalan tüm işlemler otomatik olarak göz ve beyin tarafından yapılır. Fotoğraf makinesiyle gözün karşılaştırmasında diğer bir önemli noktaysa ışık uyumudur. Bir fotoğraf makinesinde gündüz çekilen fotoğraf net olur. Aynı film ve makineyle gece yıldızlar ve gökyüzü çekildiğinde ise fotoğrafta hiçbir şey görünmez. Ama bizim için böyle bir problem söz konusu değildir. Çünkü gözlerimiz son derece kabiliyetlidir.
Göz kapaklarımız saniyenin onda biri zamanda açıldığında bile yıldızları çıplak gözle görebiliriz. Çünkü göz çok çeşitli aydınlanma koşullarına ve değişik ışık şiddetlerine göre kendini her an otomatik olarak ayarlayabilir. Bunu sağlayan göz bebeği etrafındaki kaslardır. Eğer ortam karanlık olursa bu kaslar açılır, göz bebeği genişler ve göze daha çok ışığın girmesi sağlanır. Eğer ortam aydınlık olursa bu sefer kaslar kapanır, göz bebeği küçülür ve içeri giren ışığın miktarı azaltılır. Bu sayede hem gece hem gündüz görüntü net olur. Gözü fotoğraf makinesiyle karşılaştırmamızın sebebi yalnızca konunun daha iyi anlaşılması içindir. Ama gerçekte fotoğraf makinesi göze göre son derece ilkel bir yapıya sahiptir. Gözün görüntü iletme tekniği en gelişmiş kameralardan bile kat kat üstündür. Sonuç olarak da gözün ilettiği görüntü, insan yapısı herhangi bir aletin iletebildiği görüntüden çok daha kalitelidir. Tüm bunların yanı sıra gözümüz daha birçok farklı işlemi aynı anda ve muazzam bir hızla yapabilme özelliğine sahiptir. Bir örnek verecek olursak, gözümüzdeki retinadaki bir tek hücrenin saniyenin binde biri kadar bir süre içinde yaptığı işlemleri, bugünün en gelişmiş bilgisayarlarının yapması dakikalarca sürmektedir. Gözün retinasında bu şekilde 10 milyondan fazla hücrenin birbirleriyle de yaptıkları karmaşık işlemler hesaba katılınca gözde her saniye yapılan işlem miktarını en hızlı bilgisayarın yapması en az 100 yıllık bir süre gerektirir. Görüldüğü gibi teknoloji ne kadar ilerlese de yapılan elektronik aletler gözle kıyas dahi edilemezler ve gözün ilkel bir taklidi olmaktan öteye gidemezler. Ancak hiç kimse bu elektronik aletlerin tesadüfen oluştuğunu iddia edemezken, evrimciler bu aletlerden çok daha üstün olan gözün tesadüfen oluştuğunu söyleyebilmektedirler. Evrimciler Allah'ı inkar etmek için o kadar şartlanmışlardır ki, bu derece açık olan yaratılış delillerini dahi şuursuzca göz ardı ederler. Eğer bir evrimciden gözdeki bu üstün tasarım ve teknolojinin nasıl olup da tesadüfler sonucunda meydana geldiğini açıklaması istense, hiçbir makul ve mantıklı cevap veremeyeceği açıkça görülecektir. Nitekim Darwin bile gözdeki tasarım karşısında çaresiz kalmıştır. Charles Darwin'in Hayatı ve Mektupları isimli kitabın 67. sayfasında Darwin'in bir mektubunda "Gelişmiş bir göz bana soğuk bir titreme veriyor" dediği bildirilmektedir. Dahası Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabının Problems isimli bölümünde şu itirafta bulunmuştur. Farklı mesafelerdeki cisimleri benzersiz bir mükemmellikte odaklayan, farklı oranlardaki ışığa göre kendini uyarlayan, göz gibi bir organın seleksiyona dayalı rastlantılarla ortaya çıktığını öne sürmek, itiraf ediyorum ki olabilecek en yüksek düzeyde saçmalamaktır. Darwin'den bu yana pek bir şey değişmiş değildir. Hala evrimci olarak bilinen bazı insanlar kendi yaratıcılarını inkar edebilmek için olabilecek en yüksek düzeyde saçmalamaya devam etmektedirler. Gözdeki mucize, gözün anatomik yapısıyla sınırlı değildir. Görme kavramının nasıl gerçekleştiğine bakıldığında da olağanüstü bir yaratılışla karşılaşılır. Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyeceği konulardan biri de gözün algılama kalitesidir. Önce nasıl görürüz sorusuna kısaca cevap vermek gerekir. Bir cisimden gelen ışınlar gözde retinaya ters olarak düşerler. Bu ışınlar buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulaşırlar. Bu elektrik sinyali bir dizi işlemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Burada bir noktaya dikkat çekmek gerekir. Beyin ışığa yalıtkandır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ışık beynin bulunduğu yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık, ışığın asla ulaşmadığı, belki de insanın hiç karşılaşmadığı kadar karanlık bir yerdir. Ancak insan bu zifiri karanlık içinde ışıklı, pırıl pırıl bir dünya seyretmektedir. Eğer imkan olsa ve insanın beyninin içine bakılabilse, görüntü merkezinin kapkaranlık olduğu görülecektir. Fakat bu karanlık içinde insan ışıl ışıl bir dünyayı seyreder. Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 20. yüzyıl teknolojisi bile bu netliği her türlü imkanına rağmen sağlayamamıştır.
Örneğin insan başını kaldırıp çevresine baksa, gördüğü netlikte ve kalitedeki bir görüntüyü başka bir yerde görmediğini rahatlıkla fark edebilir. Bu kadar net bir görüntüyü ona dünyanın bir numaralı televizyon şirketinin ürettiği en gelişmiş televizyon ekranı dahi veremez. Bu, üç boyutlu, renkli ve son derece net bir görüntüdür. Yüzyıldır binlerce mühendis bu netliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araştırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar geliştirilmektedir. Yine de insan bir televizyon ekranına baksa, bir de kendi içinde bulunduğu odaya, arada büyük bir kalite ve netlik farkı olduğunu görecektir. Üstelik televizyon ekranı ona iki boyutlu bir görüntü göstermektedir. Oysa insan her an üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektedir. Gelişen teknolojiyle bugün üç boyutlu bir televizyon sistemi yapmayı başardılar. Ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu görmek mümkün değildir. Kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulanık, ön tarafsa kağıttan dekor gibi durmaktadır. Bu sistemde hiçbir zaman gözün gördüğü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluşmamaktadır. Kamerada da televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelmektedir. Ama göz, hiçbir insan yapımı teknolojiyle karşılaştırılmayacak kadar kusursuzdur. Bütün bu gerçekler karşısında evrim teorisi, bu derece kaliteli ve net görüntüyü oluşturan mekanizmanın tesadüfen oluştuğunu iddia edebilecek bir körlük içindedir. Biri televizyonun tesadüfler sonucunda oluştuğunu, atomların şans eseri bir araya gelerek bu görüntü oluşturan aleti meydana getirdiğini söylese, o kişi hakkında ne düşünülür? Gözün gördüğünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluşturan alet, tesadüfen oluşamıyorsa, gözün ve gözün gördüğü görüntünün de tesadüfen oluşamayacağı çok açıktır. Kaldı ki, göz için televizyondakinden çok daha detaylı ve akıllı bir plan ve tasarım gerekmektedir. Bu kalitedeki ve netlikteki görüntünün planı ve tasarımı ise, her şeye güç yetiren, sonsuz ilim sahibi Allah'a aittir. İnsana düşen, göz ve diğer duyu organları gibi kendine verilen bu paha biçilmez nimetlerin bilincinde olması ve bunları kendine veren Rabbine karşı nankörlükten şiddetle kaçınmasıdır. Nahl suresinin 78. ayetinde şöyle vurgulanır. Allah, sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi. Dinlemiş olduğunuz bu program, Bilim Araştırma Vakfı'nın katkılarıyla Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.